1986 doğumluyum. 4 kardeşiz, evin en büyüğüyüm. 2005 senesinde hafızlığa karar verdim. Hafızlığa 2005 senesinde başladım. 2008 Çok zor yapıyordum hafızamı, dediğim gibi, bahsettiğim gibi. O dönemde ben 12'lere geçtiğimde babam Ramazan, 2006 senesinde Ramazan ayında babam rahatsızlanmıştı. Ama ben hani öyle bir rahatsızlık sanıyordum. Ancak hani bayağı bir ciddiymiş. Hastaneye yatıyor. Bu arada biz 4 kardeşiz. Bir kardeşim de İstanbul'da okuyordu. Diğer 2 kardeşim daha küçüklerdi. Annem babamın yanında refakatçi kaldığı için ben kardeşlerime kışın, hani normalde ben yatılıydım, hocamdan izin aldım, zor da olsa. Hocamdan izin aldım ve gündüzlü devam ediyordum. Yani çok zordu o zamanlar, o dönem. Çünkü kurstan 8-6 akşam ezanından sonra çıkıyordum, eve geçiyordum. Yani sadece orada evde bulma sebebim sobadan bir şey olmasın kardeşlerim. Yani hiçbir sadece yoksa bir destek değildi. O zamanlar gerçekten sıkıntılıydı. Hani hem hafızlık olarak, hem kurs olarak, hem aile olarak. O dönemler gerçekten sıkıntılı bir dönemdi. Bizim hocamız çok iyi, Allah razı olsun, ama izin konusunda gerçekten bayağı bir sıkıcıydı. Mesela o rahatsızlığını ailem, ben hafızlık yaptığım için derslerden dolayı söylemiyorlar bu kadar ciddi olduğunu. Dersler, hocadan da izin alıp gidemiyorum. Ancak hani yoğun bakıma yattıklarında bizi hastaneye götürmek için aldı, götürdüler kurstan. Sadece orada birkaç dakika gördüm uzun bir zaman sonra. Ankara'daydım ama göremedim yani bu derslerden, hafızlıktan dolayı. Hafızlıktan dolayı değildi aslında. Hocamızın biraz fazla sıkmasından dolayı göremedim. Bir de biz ceza aldık kursta. Şöyle, aylık izin çıkışımız bizim 3 haftadan 3 haftaya. Bizi o hafta
cezalandırdılar. 6 hafta çıktık. Eğer ben 3 hafta izinim, normal izimizle çıksaydık babamı görecektim. Normal hani. Ama biz ceza aldığımız için çıkamadık. Sadece yoğun bakımdan hani vefat etmeden bir gün önce görebildim. O da yoğun bakımda 2-3 dakika. Kardeşim İstanbul'da olduğu için görememişti. Hani hep o öyle diyor ama ben Ankara'da yani bir saatlik yoldaydım. Hani aslında hocamın da şöyle baktığımız zaman benim iyiliğimi düşünüyor hocam da. İşte ailemde, annemlerde hepsi benim derslerimi düşünüyor ama bunu hani çok zorlan, hani çok ağır bir zamandı bu. Hafızada unutamadığım şeylerden birisi de arkadaş, bizim sınıfımızın paylaşımı. O kadar güzel bir paylaşım vardı ki sınıfımızda. Hani birimizin derdiyle, birimizin sıkıntısıyla hepimiz o sıkıntı. Ben sıkıntılıydım ama bütün sınıf arkadaşlarım bana hani desteklerdi. Hani kurs, o sınıf ortamı, o paylaşımı hiçbir yerde bulamadık da herhalde mezun olduktan sonra. Çünkü biz sekiz kişi bir gofret yiyorduk, paylaştırıyorduk. Yani her şey, bütün paylaşımlar, sıkıntı olsun, maddi, manevi, bütün sıkıntılarımızı paylaştığımız bir sınıfımız vardı. Çok, çok güzeldi arkadaş ortamım. Yine hocam çok iyi bir insandı, Allah razı olsun ama bu izin konusunda birazcık fazla sıkıyordu bizi. Hani eve gitmeyelim, izin almayalım ama ne istersek istedim yapardı. Çok iyiydi ama böyle unutamadığım anılar, yani hem güzel hem kötü anılar da var. Mesela bir gün bizi kurs izin verdi Ramazan'dan dolayı. Hediye çekilişi, Kadir Gecesi için biz hediye çekilişi yaptık. Orada bizi de gönderdiler, eve izine gönderdiler. Biz bir arkadaşla derslerimizi yaptıktan sonra Altınbark'taki fuardan arkadaşlara hediye almak için oraya gidecektik. Namaza gittik, öğle namazına. O son sünnet dua ediyordu. Ben son sünneti kılacağım zaman dedi ki İknur, hani bekleyin mi dedi, bekleme dedim. O yukarı çıktığında ben namazda uyuyakalmışım. İkindi ezan okunmuş, kursta bir sürü anonslar yapılmış. Ama ben hiçbirini duymuyorum. Benim kuzenimle aynı kurstaydık. Kuzenim dayımı almaya geldiğinde beni de bana bakmaya geldiğinde aramış bakmış, kursta mescitteyim diyor, secdede uyuyakalmışım. Namaz kılıyor sanmış önce beni. Oturmuş, ben hiç kımıldamıyorum. İknur demiş, ses çıkmıyor. İknur demiş, ses çıkmıyor. Ondan sonra bana dokunmuş, ben böyle devrilmişim. Beni uyuyakaldı sanmış. Benim çok yani uykuyla anım vardır. Yani çok az uyuduğum için bir sayfada birkaç, yani uyuyup bir sayfanın ortasında uyuyakalıp o uyuyakaldığım zaman da bir sürü rüyalar görüyordum. Yani çok güzeldi.